Evet, 5. eleme maçıyla karşınızdayız. Furkan'la Mert karşı karşıya geliyor. Onurcuğum senden mi geldi o ses? Yok paşam, turnuvacılar ısınıyor. Ama yanlış ısınıyorlar. Furkan sabahtan beri oynuyor ya, şimdi esneme gerilme hareketleri yapıyor galiba. Yok ondan değil, uykum geldi biraz da ondan ya, kusura bakmayın. Eyvah. Oo Evet. adam daha Tamam, bizi burada ezikliyor. evet, devam edelim. Furkan ve Mert karşı karşıya gelecekler. 5. eleme maçı. Hızlıca Mert'i tanıyalım. Evet, benim adım Mert. Warhammer. Yani 21 yaşındayım. Başka ne diyeyim? Warhammer'ı Total War oyunlarını daha önce oynamadım. Warhammer 1 ile başladım. Sonra Warhammer 2, Warhammer 3. Hala diğerlerini oynamadım yani. Evet. Fantastik evrenleri seviyorum. Evet. Bu kadar. Onlar. Eyvah. Bu kadar. İstanbul Tamam. Üniversitesi'nde kaptanlık bölümünde öğrenciyim. O kadar. Öf. Kaptan, deniz kaptan olacaksın. Aynen. Denizde gemiler süreceksin. Aynen. Eyvallah. Aynen. Başarılar dileriz. Furkan'cığım, turnuvadasın, laballeşme. Yok özür dilerim, onu bilerek demedim, lütfen yanlış anlaşılmasın. Tamam, yok yanlış anlaşılacak bir şey yok. Tamam Furkan, seni tanıyorum, sen kendini tanıt. Merhabalar. Ben Furkan, 23 yaşındayım, Ankara'dan katılıyorum. Fizyoterapi rehabilitasyon son sınıf öğrencisiyim. Total War'a ilk başım 2018 gibi falan, işte senin yayınlarını izleyerek bir merak saldım. O zaman bilgisayarım yoktu. Evet. Sonra pandemi sırasında bir bilgisayar alma şansım oldu. İlk Warhammer 2 ile başladım. Hı. Warhammer 2 1 Immortal'da oynadım. Şimdi 3 çıktı. 3'ü de oynuyordum hani. Oradan sizin turnuvanızı gördüm. Katılmak istedim. Evet. Buradayız. Bu kadar. Mert'e başarılar diliyorum. Eyvallah. Ben de sana. Aşağıdaki arkadaşın sesi gelmiş galiba şu an aşağıda. O yapacak bir şey yok. Geçti artık. O iş geçti. Onu yapabileceğimiz şey yok. Tamam, sizler oyunları açın. Oyunlarınızı açın. Açtım ben şimdi. Açtım, benim de açık. Listeye tamam. Bakıyorum da göremedim. Summer eleme 5. Parola 5. Vurdum şu an. Şu Furkan sen hiç kapattın mı diyorum. Şeyleri de iptal edelim şunları. Ha geldi. Parola 5'ti sanırım. Evet. Tamam. Şu şey yapalım. Hızlı bir şekilde ben isimlerinizi ekleyeceğim. Furkan diye yazabilirsiniz paşam, hani isim biraz uzun da hani zorluk olmaz. Ya problem değil ya. Mert'i koyduk. Zaten bir maç olmaması benim de işime yarıyor, yoksa beni bekleyeceksiniz, benim arkadaşı. Alex. Tamam. Güzel bir şekilde yaptık. Şimdi kuralları biliyorsunuz ama ben yine okuyayım. Bir önceki 4. elemedeki gibi şey yapmayalım. İlk olarak isim yönünden yukarıda Mert olduğu için ne yapacak? Mert seçebileceği ne yapıyor? İki ırkı söylüyor. Evet, dinliyoruz. Ogre ile Kislev. Ogre ile Kislev. Şimdi de Furkan'dan direkt seçeceği ırkı istiyoruz. Düşünmek istiyorum. Tamam, düşün bakalım. Geldim. Evet, oyundayken heyecan verici oluyormuş. Evet, çok heyecan verici oluyor. Ben Korn demek istiyorum. Tamam, Korn'u seçiyorsun. Evet, tekrar birinci oyuncumuza soruyoruz. Mert. Ben de Kislev diyorum. Tamam. Zaten bütün turnuva maçlarında Kislev ve Korn kapışması yaşandığı için. Olsun. Herkesin farklı bir yaşanmışlığı oluyor. Farklı taktikler vesaire birimler görüyoruz. O zaman ayıralım Onur ve mücadelemiz başlasın. Tamam. Başarılar. Hadi başarılar. Hadi bakalım. Evet. Bu arada kolay değilmiş lan. Yoruyormuş yani. Özellikle şey beni de 3. Serkan'dan ve Kurotenshi'den daha çok ben demoralize oldum yani. Öyle söyleyeyim. Ama ne yapacağız? Show must go on mu diyorlar? Ne diyorlar? Allah'tan finalde olmadı işte. Şimdiden oğlum hakikaten yandı. Finalde olsaydı evet çok rezalet olurdu yani. Neyse ki hiç anlamı bilmediklerin için Türkçe. Hayır, Türkçe bilmediğin değil abi. İt gibi yorgunsun yani. Başka bir açıklaması yok. Yani hayatından çalarak, sağlığından, ailenden hep bunları söylüyorum. Millet bıktı ama çalarak bir şeyler yapmaya çalıştığın için beynin duruyor yani.
Durum o. Ben keşke sana bıraksaydım. Ben okuyayım dedin. Yok okuma, ben okuyayım dedim. Benim salaklığım o. Evet. Onunla alakalı yani. Salaklığına evet demedim. Hayır. Tamam, öyle de düşünmedim zaten. Arayı sıkıştırıyor. Eyvallah Cracker, teşekkürler. Ya burada mühim olan oyuncuların gönüllerin ferah olması. Onu duyduk ya, yeter. O biraz beni mutlu etti. Onun dışında ben de demoralize oldum yani. Zaten yansımıştır. Bir durgunluk geldi, bir sessizlik geldi. Gitgide sandalyede aşağı düşüyor zaten. Aşağı kayıyor. Sakız. Furkan da hazır ve başlıyoruz. Hadi bakalım ne olacak. Yak yani reklamı. Abo, hiç görmediğimiz bir wow. Birlik seçimi var. Wow. Allah Allah. Abi konu ne yapacak? Affedersiniz peşinde aşık gibi gezdirecek yani. Göreceğiz. Ama onun şeyleri bitince ne olacak? Mühimmat bitince ne olacak o tüfeklerin? Göreceğiz bakalım. Değişik. Bak ben ne dedim? Hep birbirini seçse de farklı birlikleri görerek ne yapıyoruz? Garip bir build. Evet. Furkan'la Mert karşı karşıya. Bekliyoruz Furkan'ı. İtsa. İlklerin şehri. Lizardmenlerin, kadimlerin şehri. Ve dizilim anına geçiyoruz. Bakalım bu kızaklı tüfekliler ne olacak yani. Bir patrimiz var. O bufflar basacak, cam basacak, bir şeyler yapacak. Dervişlerini gizledi. Burada da zaten bildiğiniz piyadeye dayalı ama topçumuz da var. Lordumuz Warlock Master bineğe binmiş. Piyade mi bunlar? Aynen. Korn tarikatçısı, düzeltiyorum. Aldıkları isimler de bir acayip. Oyundan olduğu için acaba o... Oğlum iyicene benim kafa gitti ya. Cracker de diyor ki aynen Warwagon build'ini ilk defa görüyorum. Göreceğiz bakalım. Yani değişik bir şey deniyor adam. Peşinden koşturacak yani. Bon birliklerini yorarak. Bu arada savaş da başladı. İlk top atışı geldi. Bakalım değecek mi? Evet, boşa salladı. Boris'i herhalde şey yapacak. Vurdu mu? Yok. Boris'i sürekli cam basarak, işte birbirlerine buff basarak destekleyecek gibi gözüküyor. Adeta kayıtlıyor yani. Yayabilir aslında, böyle arka arkaya koymasa daha mantıklı. Vagonlar önden ilerliyor. Evet, vagonlar niye öyle şey sokuyorsa? Evet, lordunu vuruyor bu arada. Of, inanılmaz hasar. Vagonu boşta kaldı. İki tane tazıyla, ki bunlar normal tazı mı? Evet, normal tazılar. Normal tazılarla ikinci noktaya ilerledi Korn. Direkt yok edebilirler ya, patlatabilirler. Anında yok eder yani bu birlikler. Ama gördüğünüz gibi bir iki sıkışta neredeyse %10 düştü. Ormana çekiliyor Korn. Şu an harita üstünlüğü kısmen, hatta neredeyse tamamen iki noktayla. Aha, Boris'e destek. Ayı binicileri geldi. 1 ve 3. nokta kisede kalacak gibi gözüküyor. İyi, bence mantıklı. En azından kudurmuşlarla şey bitirmeye çalışıyor. Evet. Mühimmatları. Saldırtmasın bence. Gezdirsin. Gezdirse daha mantıklıydı yani. Mühimmatları bitirsin. Ortada onlar evet, eridi. Evet, tahmin ettiğim şeyi yaptı, şu an geliyor. Ney geliyor? Oyaladı. Şu anda ilerlemeye çalışıyor onlara doğru. Kim biraz ilerlemeye oyalarsa, Korn bak geliyor. Tamam. Gelsin bakalım.
Biraz da oyalabilir de tabii orada kadar. Bak bayağı hasar veriyor yani, vermiyor değil top tuttuğu zamanlar. Ayılarıyla tazılar alacaktır rahat bir şekilde. Boris'i de o tarafa yönlendirdi. Dervişlere saldırtıyor. Evet. Bir yer değişimi oldu. Evet, bir anında yok etti zaten. Tazılar eriyor. Et tazıları geldi bu sefer. Hızlı bir şekilde çevirdi. Evet, yakalandı şu an kızaklar. Bakalım ne olacak. Derken Griffon mu? Aynen, Legion geliyor buradan. Flop değil mi sanki? Vurkaç izleyeceğiz. İkinci noktayı alıyor mu bakalım? Kissev. Kızaklar vurmaya devam ediyor. Sıkıştı biraz. Sağ tarafa götürüyor. Mert birliklerini. O tazıları da halledecektir. Bu arada Nojis abone oldu. Delor Dacua da aynı şekilde abone olmuş. Kızaklarını kurtardı. Sol kanatta ele geçiriyor bu arada. Köpekleri de düzeltiyorum. Tazıları da artıdan dışarısına çıkardı. Orta noktayı korna alırken sağ ve sol noktayı Kissev alacak gibi gözüküyor ama belli olmaz. Evet, topun mermisi bitince artık ölümüne gönderdi. Tazılar tamam. Kudurmuşlar tamam. Tazılar unuttu bu arada. Evet, tazılar kaçacak gibi gözüküyor. Hebellerle kafa kapıya. Vurkaç daha mantıklı olur gibi. Hasar alıyor. Ayı birlikleri. Ya mesela böyle yaparken Lord'unla beraber ne yapacaksın? Hemen tek birlik zaten. Böyle çıkart. Tekrar buradan hücum ettir arkasına yani. Sağ kanat korndan alınıyor. Öyle gözüküyor. Buraya yine tazılar giriyor. Hiçbir anlamı yok buraya tazı göndermenin. Boşuna puan harcamanın hiçbir anlamı yok yani. Bir değil iki tazı geliyor hem de ya. Evet. Burada bir geri çekilme olmuş. Niye? Çünkü destek birliği gelmiş. Hiç beklemiyordu böyle buildi. Ben de beklemiyordum. Yani. Aynen öyle. Ama işte şu anda Korn 2 point'ta otursa, hiç hareket etmese, mermisi de yoksa Korn... Bitti zaten bunun mermiler bitti şu an. Top birliğine bak ne kadar durdu yani. Süvarilere ne kadar hasar verdi. Şu anda işte Korn sakin kalması lazım. Aynen. Derken buraya buff gelmiş durumda. Patrin bayağı canı da düşmüş %50. Desteklemezse kaybedecek. Tebeller bayağı hasar veriyor. Patrick nerede? Patrick öldü mü? Patrick burada. Öbür tarafta ne yaptı? Evet. Kislev alıyor. İki noktada Kislev üstün şu an. Korn ordularını dağıtıyor yavaş yavaş. Bu arada menzil birlikler geldi. Hibrit daha doğrusu. Onlara lordlarını götürüyor. Bakalım ne yapacak bunlar. Birim spawn edip aynı zamanda saldırdıklarında. Yes. Evet. Birim spawn etti. Yakalayacak mı? Destek kuvvetlerinin hepsi o tarafa geliyor. Üstü Korn alacak gibi duruyor. Evet. Yani ortadaki birliklerin oraya yönlendi. Aynen öyle. Destek birlikleri geldi. Bunlar bir süre sonra kayboluyor biliyorsunuz. Ama o zamana kadar... Stalesi alır. Aynen. Evet alacaktır. Ama sol tarafta ikinci noktada buradan gelen destekle burayı kurtaracak büyük ihtimal. Evet burada top patladı nihayet. Puanlar eşit bu arada. Evet. Kimler geldi?
Buz muhafızları geldi. Lordları vuruyor şu an. Bekletiyor. Mikrosunu kaybetti. Evet, burayı kurtardı. Tekrar ne yapıyor? İkinci noktaya gidiyor. Bir kumandanını kaybedecek. Adamını kaybedecek gibi Korn. Çok menzilde kaldı aynen. Oo, unuttu bile onu. Evet, geri çekiyor nihayet. Burada bir atak var yine. Kislev öne geçmiş durumda. Nokta tutmadan. Evet, ikinci point'e doğru Korn ilerliyor sonunda. O kadar adamın arasına. Teberler yeri, evet, bu bayağı zorlayacak bu sefer artık. Korn aynen. Alır. Korn. Teber buraya alır. Dinlemez yani artık. Hatta kumandanı da getiriyor. Fiste bence çok Minotaur build'i bekliyordu. Karşısında farklı build bekliyordu. Çok garip bir şey oldu. İyi. Bence ilginç oldu. Hiç bir ilke evet. İmza attı yani. Geri çekiyor birliklerini. Burada sırf teberli tutsa bile olay değişir. Ama bu iki birlikle gayet iyi. Hatta kumandanı da getirdi. Kaçan birliklerine yönlendiriyor. Mantıklı. Onları bir oyalıyor orada. Evet, şimdi ne oldu? Üçüncü noktaki birlikler bire doğru ilerliyor. Bakalım. Burada nasıl bir savaş çıkacak? Hop 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 hop. Arkaları dönüyor. Ay, heh. Evet. Kumandanlar buraya geldi. İkinci nokta bu sefer ağırlıklı şekilde Korn'dayken biri kaybedecek mi bakalım. Birdeki birlikler teberli değil. Zırhlı kalkanlı değiller. Direkt çift baltalı savaşlar. Teberli geliyor galiba. Yok, hareket ettirmiyor. Şu an biri alacak gibi gözüküyor. Derken evet, bir tane teberli giriş yaptı. Sen bunu mu diyordun haritaya? Evet. Biraz geç oldu ama. Geldi. Tutabilirse eğer ortadaki birlikler bir ihtimal var. Biraz çok geç geldi. Çok yakın bir savaş. Boris'e Lord'unu öldürtürse o çok sıkıntı işte. Destek kuvveti geldi buradan. Yine derviş. Artı buz muhafızları da geliyor. Yani gerek yok şimdi burada alacak bir şey yok. Götür abi ya. Heberlin gelmiş, o gelmiş, bu kadar. Kudurmuşlar geliyor. Kurtlarla ele geçirmeye çalışıyor. Kimin Lord gitti? Yok burada. Yaptı. Lord'u var. Önce. Hepsi yaşıyor. Haberler geliyor yardıra yardıra. Aynen, güzel maç çıktı. Böyle bakalım. Bak birlikte ne hareket ettirir. Uyuma. Çok ortada. Kissev biraz değil, hatta bayağı kendinden emin gibi şu an. Yani bu oynamanın başka açıklaması yok. Çağırdı destek birliklerine bakar mısın? Uyuyor mesela, şu uyuyor. Bu piyade bekliyor. Evet. Yok yok, Kissev götürdü bu oyunu ya. Güzel. Yine bir teberli birlik geliyor ama yok, işe yaramayacak gibi. Şu an 2 nokta Kislev'de. Halil daha hızlı puan kazanıyor. Bitti.
Kissev güzel oynuyor diyor. Anıl tebrik ederim diyor. Evet, Mert ilk maçı alıyor gibi gözüküyor. 2 noktaya yöneldi Mert. Ayıların gücü adına. Evet, onlardan da beyaz bayrak geldi. Menzil birlikler üstünlüğü sağladı. Oklar atılma. Hadi. Oo, baya. Zaten sol tarafta görüyorsunuz. Yani ne kadar, neredeyse bütün birlikleri çağırmış durumda Kislev. Buna rağmen Furkan'ın birlikleri gayet az haritada. Şu tazılar mesela, bak yatıyor tazılar. Şu tazıyı da şuraya çeksene. Şu an 3 noktada Kislev'de. Evet, puanla da hem savaşla hem de puanla açık ara almış durumda. Ortaya, yani savaşın ortasına kadar iki taraf da birbirine yakındı ama Kislev üstünlüğü net bir şekilde sağladı artık. Biraz atlı kargıcısı olsaydı şeyin, Korn'un daha farklı olurdu. Ve atlısı olsaydı biraz. Evet. Çatlamamış. Güzel bir başarı elde etti Mert. Evet, güzel maçtı. Çekiyorum. Çek bakalım. Açık. Hoş geldiniz. Evet beyler, elinize sağlık. Teşekkürler. Gayet yani belki biraz klişe olmaya başladı ama her geçen dakika daha iyi oynuyor artık şeyler. Elemeye katılanlar. Hiç beklemez bir Kislev build'i gördük yani. Aynen. Ben bir ara düşündüm. Dedim böyle mi yapsam, sonra dedim. Yok da yani güzeldi. Mobil bir Kislev build'i güzel oldu. Evet, güzel oldu. Beklemiyordum. Şimdi aynı kural şey için geçerli. Furkan için geçerli. Furkan, seçeceğin iki devleti söylüyorsun. İki devletten birini söyle. Düzeltiyorum. İki devleti söyle. Yani ırkı söyle. Ama hangisi seçeceğini söyleme tabii ki. Tamam. Ogre Slanesh. Ogre Slanesh. Mert, sen seçeceğin devleti söylüyorsun. Şu an ırkı söylüyorsun. Düşünüyorum. Ogre olsun. Hadi bir kere de aynı iki ırk kapışsın. Ogre seçeceğini düşünüyorum. Ama yok daha, çünkü sen Ogre seçeceğini düşünüyorsun. Evet. Tamam. Furkan, sen hangisini seçiyorsun? Slanesh mi, Ogre mi? Ogre. Ogre. Eyvallah. Hadi bakalım. Evet, ilk defa Ogre'leri karşı karşıya göreceğiz. Evet, her şeyin ilki olacak gibi. O zaman Onur dağıtalım. Hazır olduklarına da içeri giriş yapacağız. Hadi bakalım. Cengizhanlar vs Cengizhanlar diyor Üzeyir. Korn terörüne son verdi. İki taraf. Korn oyunun şey ya, Roma'sı yani. 2 daha 4. Piyade bazlı. Bundan sonra da 6. elememizi oynayacağız. Bakalım orada neler dönecek. Ama umarım şu maçta ben kimi tutuyorum? Tabii ki Mert'i. Tabii ki Ogri. Ogri'lerden Mert'i. Ogre'leri zoom lütfen. Zoomlarız. Ogre vs Ogre'de nasıl olacak? Çok aynen. Çok garip olacak gerçekten. Çok uykum geldi ya. Çok uykum geldi. Böyleden sonra saldı bence. Hayır, saldı var mı? Abi adamlarla maç yapacağız yani. Bak, hızlı hızlı yapıyorsun. Hızlı hızlı yapmıyoruz. Hızlı hızlı yapmıyoruz. Hızlı dediğin gün olarak. Mecbur yapacağım abi. Ne yapayım? Ben bir evliyim. Yani bir sürü işlerim güçlerim var. Hayır, bizi 8. maçı bekleyeceğiniz ya, o yüzden diyorum. O yüzden. Olsun olsun, önemli değil. Yo, eleme ya, şeyleri de yaparız. Elemeleri de yaparız ki. Çeyrek final. Biz daha ilk tur oynamadan çeyrek finale geçecekler. Aynen. Ben aynen anlatımı öyle yaparım, sorun değil. Paşa uyudu. Göreceğiz bakalım. Abi hazır olmadı mı arkadaşlarımız? Adam orada sancak değiştirmekle uğraşıyor ya. Bir de sancak değiştir. En azından anlatım Onur'a bırak. Onur bir denesin bakayım hakikaten anlatmayı. Bunda da sen dene lan. Eyvah, tamam. Paşa bıraktı gitti bak senin.
Evet, yayını artık ben devraldım. Ben izleyici olarak oyuna girsem Paşa yayını nerede gösterecek? Böyle iyi ya. Ben yine anlatırım böyle. Zaten oyunun kaderi şeyde belli oluyor. Aha. Mert hazır verdi. Şu anda Furkan'ı bekliyoruz. Oyunun kaderi şeyde belli oluyor. Karakter kart diziliminden anlaşılıyor zaten. Furkan da herhalde yemek hazırlıyor. Ne oldu, nasılmış, kolay mıymış? Güzel. He? Güzel, keyifli. La Furkan hadi la. Ogre'yi seçeceğini belli ettin zaten. Adam ona rağmen yemek Mert daha hızlı seçti. Furkan Allah rızası için hadi la. okudum kabul ediyorum. Ama Onur izleyici olarak oyuna girmeli. Yok yok, o çok garip olursa. Abi ogrelerin moralleri düşük biliyorsunuz. Yani hitboxları da yüksek. Şey, ogre vs'de sanki bir gnoblar, menzil o şey atanlar olabilir. Böyle cirit atan. Dur. Bu ilk söyleme. Belki dinliyorlardır. Dinlemiyor oğlum. Ne dinleyecek ya? Gecikmeli geliyor zaten. Bir hediye verecekmiş. Hayır, fark etmez yani. İş işten geçti artık. Falan aldı. Söyleyeyim mi hediye versinler diye? Hayır, gerek yok abi. Daha devam ediyor işte yani. Tamam. Paşa ben olsam dinlerim diyor abi. Dinlesin abi. Birbirini kandırır yani. Sonra rahat uyuyabilecek mi vicdanı? Abi. Ogre geliş. Mert geliş yaptı. Vicdan rahat uyuyabiliyorsa o şey yapmaz. Bunlara kalmış abi. Onun önüne geçemezsin yani. 5 saniye gecikmeli gelse bile, 10 saniye gecikmeli gelse bile, 30 saniye gecikmeli gelse bile bekleyecek evet, yani. Önüne geçemez. Önüne nerede geçeceksin yani? Adam ben daha seçimimi yapamadım diyor. Kuralları da biz öyle rahat bıraktı insanları. Ya da bilgisayar başında başkası oynatıyor falan. Ha bak, o kadar konuştuk, hiçbiri gnoblar almamış mesela yani. O yüzden içiniz rahat olsun. Ben hep bütün yarışmacılara güveniyorum yani. Evet. Çok tehlikeli bir uçsuz soldaki. Sağdaki de güzel. Güzel bu itler. Kran kranı izleyeceğiz. Of, şey artırmış baksana. Bir vermiş ya. Yani. Mancınık bilmiyorum. Piştov çok bu maçta, bakalım iş yapacak mı? Evet, iki tarafta hızlı bir şekilde dizildi. Bu altın dişi görüyoruz böyle. Grasus'u görüyoruz. Öbür tarafta Lord var mı? Yok. Normal bir Lord seçmiş. Ama avcı var. Ve avcı da biliyorsunuz cirit atacak. Topçu da var. Çok fena darlayacak şeyleri, ogreleri. Ogrelerin uçanı da yok. Çok rahat yani. Vuracak toplar. Hep bütün toplar vuracaktır. İşte onlarını iyi korursa. Piştov çok etkili değil ya. Kon için biraz etkili. Büyük birimler için. Oğlum bu gürsü lan. Paşam girmeden tur atladım diyor. Nasıl tur atladım? Evet. Grasius'u aldığı için Lord fazla para harcadı. Sayısı az ama... Grasius ucuz paşam. Ama baksana. 2000 de birim sayısına baksana abi. Adamın öbür tarafında daha fazla parası var. Almış işte birimlerini yani. Şeyler çok pahalı. Büyük. Bu büyük. Anti büyük bu. 3 tane aldı şu anda Mert'in. Onlar çok pahalı. Topu var. Demir mideler var. Top atışlarına ne yaptı? Başladı mı? Başladı. Destek kuvvetleri gelmeye devam ediyor. Demir mideler geldi yani şekil. Adam yiyenler büyük silahlar. Bunlar diyorsun ha? Evet, adam yiyenler büyük silahlar. İşte onlar.
sağ kanada ilerledi. İki tarafta birbirine yakın, kendine yakın olan noktayı ele geçirmeye doğru yönlendi. Bir takip geldi. Ahmet teşekkürler. Evet, toplar nihayet adam gibi vurmaya başladı. Hasar aldı birlikler. Gereksiz ya, bilmiyorum. Top ben almazdım açıkçası ya. Korna karşı güçlü Ogre'yi de vurur aslında da. Vuruyor da sıkıntı. Yok işte yani, ne bileyim. Baksana bitti, mermisi kalmadı. Ama şimdi yakın dövüşü de iyi onun. Vurmuyor lan. Öyle düşün. Bombeleme çekiyor. Üzerinden sıyırdı yani. Geri çekmesi lazım biraz o. Sağ kanadı tam öyle bıraktı gibi gözüküyor. Yakın dövüşü Furkan alır. Oo, iyi hasar verdi bu sefer. İyi hasar verdi. Evet işte. Aslında şeyi kullanmak da lazım ya. First person kendi kullanacaksın. Değil mi? Ben onu çok istedim. Gracious'u vurmaya çalışıyor. Gracious'u şeyle, makineyle vuruyor. Borular birbirine yaklaşıyor. Ya şu hatta savaş sürebilir. Hemen onu çizelim. Şu hatta iki noktayı tutarak, tabi orta önemli, ortada savaş bu şekilde. Of of of, çok fena vuruyor top. Evet. Oyun ortada dönecek paşam, aynen öyle, oradan da öyle. Ya yani burada iki noktayı şey tutabilir. Furkan. Birliği yok olmuş durumda. Gnop çağırıyordu, Gnoplar çok fena şey tutmuyor. Off'la beraber giriş yaptı. Ama canı bayağı düşük. Niye böyle yaptı? Ortada bıraktı Lord'unu. Piştoğulları vurmaya çalışıyor şu an. Aynen. Şu an tamamen piştoğu odaklandı. Bu bıçak kalacak sanki. Avcıyla da burayı vuruyor. Piştoğullar geçmiş olsun. Harcadığı ona puanlar, paralar da boşa gitmiş oluyor. Bu şekilde. Hızlı bir şekilde flank geliyor. Arkayı vuruyor, geliş yoluna spawn olur olmaz birliklere hemen hasar veriyor toplarıyla. Evet. İşte onlar close combat'a girdi. Bu birlikler de geliyor. Onları çekmeyeydi, iyi işte. Evet. Mert alırsa bu savaşı bitireceğiz. Alamazsa kuralları bir takacağız. Kuralları bir takacağız. Ah ah, şey gitti. Altın diş gitti. Evet. Altın diş çok güzel değil ya. Direkt kafa attırdı ya. Öyle bir şey gerek yoktu yani. Abi o hem topu gördü ya, demolize oldu. Hem avcı gelmiş hem lordu geldi yani. Niye böyle bir hata yaptı Mert? Flank geliyor. Şey alır. Kardeş öldü. Mert ortada tutuyor. Topun vermesi bitti galiba. Evet, bitti kalmış. Valla evet, söyleyecek bir şey yok. Ortada böyle dövüşüyorlar işte. Yani o çok anlatılacak bir şey yok Ogre'de. Bataküte birbirine girmiş. Mert Lord'u hala savaşta bir şey düşüyor. Furkan da inatla Lord'u öldürmüyor. Harbiden. Uzayir'in dediği gibi. Uzayir ne demiş? Bar kavgası gibi. Orada da her şey. Ama Mert alıyor gibi arkadaşlar yani. Furkan değil, Mert alıyor. Furkan şey, öbür taraf.
Hem savaşta alıyor hem de noktalarda da önde yani. O piştoğullar nasıl hala hayatta lan? Şey kaçıyor bir dayın. Saldır abi şunu koştur ha. Şu oyun sonra büyük sürprizle karşılaşacak. Niye oğlum? Boşver görürsün. Abi Mert işte. Mert aldı ilk oyunu. Yine Mert alırsa benim istediğim oluyor yani. Evet evet. Hayır sen şey bu eli Mert kazanır dedin mi? Hayır hayır. Çok güzel bilmiyorum. Savaş dönüyor bu arada ortalama. O onun kafasına vuruyor, onun kafasına vuruyor o hesap. Oy. Elinde sopayla benziyormuş. Bu avcı kim ölmüş acaba? Yalnız... Evet, Mert çevirdi. Mert döndürdü hakikaten şu an. Hala öldürmüyor Lord. Hala Lord öldürmüyor hakikaten abi ya. Evet, beyaz bayraklar geldi. Biliyorsunuz moralleri gayet düşük. Bir anda şey dönecek ama. Furkan'ın birlikleri bir anda dönecek, bir daha ortalama. Ama vakit kaybıyor. Bak yukarıda artıyor yani. Devam ediyor yani. 2 nokta Mert'te yani. İnatla Lord'u öldürür. Bekliyor Lord evet diye orada çıldıracağım abi, çıldıracağım. Hiçbir şey yapmadım. Evet, öldürecek. Nihayet. Saldırt ha. Mert'in ordu, Lord'u. Evet, zaten aynı ırklarda genelde pataküte oluyor. Başka bir şey olmuyor. Böyle bir dolanıyor herhalde. İki tane ogre var. Evet, döndürdü. Destek kuvvetleri gelmeye devam ediyor. Oo, bir şey diyeyim mi? Oyun dönüyor mu acaba? Kurşun tükürenler o kadar bir içe girmiş ogreleri. Çok vurur da Furkan o Lord'u öldürmeyle hata yaptı. Yani şu anda Lord olsaydı orta bitmişti. Yani bence Mert alacak. Sayı üstünlüğü var ya askeri olarak. Evet. Lord işte o şey altın diş bayağı şey yaptı. Takımını destekledi. İstese öldürdü yani. Ya bıraktı ya görmedi. Hiç olalı olmadı. Ne sıktırıyor ya? Birliklerin yönlerindedir de. Evet. Gecikmeden. Yine bir kurşun tüküren desteği geliyor. Puan yönden öne geçti ama Mert. Bayağı hasar veriyor ya. Engellemek adına aslanları çağırdı, kaplanları çağırdı. Hareket ettirme, vursaydın işte. Ama yok ya, yok net birliklerini kaybetti. Şunlar zaten bir işe yaramıyorlar. Puan yönünden, savaş yönünden de Mert üstünlüğünü sağlıyor. Ana diyor ki çok sıkıcı diyor. Senin maçını göreceğiz şimdi birazdan. Senin maçı göreceğiz birazdan bakalım ne olacak. Yerde iz çıktı lan. Tam bar kavgası. İşte oğullarla kaplanlar hop öldü bu herifler. Destek kuvveti geliyor ama evet yine Google Ego teşekkürler. İyi akşamlar diyor herkese.
Yok, puan yönünden Mert alıyor maçı. Yetişemez yani. Buraları iptal etse. Yok. İmkansız, yetişemez. Allah ne verse spamlıyor şu an artık. Puanlar neye yetiyorsa spam. Üst taraf. Güzel maçlar bunlar ikisine. Yok, aldı net. Bitiyor. Paşa çok mutlu. Mutluyum tabi. Ve uykum var. Neyse, savaşı gösteriyoruz artık yani. Ne oldu orada da? Yine aynı ırk da şey, sonuçta yine oyuncunun bilgisiyle sonuçlandı oyun. Daha çok görmeyle. Seçimle. Mesela Burkan daha fazla menzil aldı. Doldurmalar yavaş. Verdiği hasar az. Direkt Lord'dan hatası. Lord bir can bıraktı gitti. Çekiyorum. Çek. Mert, tebrikler. Tebrikler. Furkan'ı aşarak ne yapıyor? Büyüz kulvara geçiyor Mert. Onu da halledelim hemen. Şöyle kopyalıyoruz. Evet, yorumlar alabiliriz. Mert, ne diyorsun? Vallahi son fight çok sıkıcıydı. Hangi birlik benim, hangisi benim değil bir yer anlayamadım. Biz bayrak niye abi? Bayraklardan dolayı halledebiliyorsun, çözebiliyorsun. Eskiden ya işte büyük büyük şeyler birbirleriyle vuruşuyordu. Dövüşüyordu diyorsun. Utabenzo'nun da bu arada rakibi de belli olmuş oldu. Utabenzo ile Mert savaşacak. Aynen öyle. Bugün anıların maçta yapıldığında sağ kulvarda rakipler yeniden eşleşerek birbirleriyle mücadele edecekler ilerleyen günlerde. Sol tarafta bebe. Furkan, ne diyorsun? Sen ne yani diyorsun? Roster'ımda hata vardı yani, sonradan gördüm. Ya bir de Lord'u bıraktın. Aynen, Lord'u bıraktım. Roster'ımda hata var. Daha spam chip unit kullanabilirdim. Çok pahalı unit kullandım biraz. Evet. Orada bir kafam gitti. Yoksa daha farklı olabilirdi yani, zaten ortaya alamayınca bitti maç. Vallahi ben de bir şey söyleyeyim. Şu tabii, tabii. Ogre tabancalıları var ya, 2000 paralık. Çok pahalılar ama onu ne zaman oynasam o dünyanın en güçlü unit'i. Buradan herkese de öneririm. Onun bir özelliği var. Yakında savaşla girdiklerinde kaybediyorlarsa artı 24 atakla artı 24 defans alıyor. Kim olursa olsun karşısında öldürüyor yani. Evet. Hangi birim olursa olsun. Ona aslında ölmüyor şey ama. Yapacaktım. Sözüm benim, kusura bakma da. Arkadan aslanları gönderecektim de orada sanırım sen şey yaptın, onu kaçırdım. Oraya bir blok unit daha getirdin, orada o blokladı sanki. Unit getirdi aynen. Aynen, onu güzel yaptım. Güzel maçlardı. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum bundan sonra turlar için. Teşekkürler, teşekkürler. Eyvallah. Şimdi bu arada Ermert Kun... Ha, bu arada şey bitireme, evet. Bu kaçıncı eleme oldu? Beşinci eleme mi? Evet, dört yaptık. Beşinci elemeyi bitirmiş durumdayız. Altıya geçeceğiz. Bu arada ben arkadaşları tekrar da tebrik ediyorum. Sonraki bir elemeye geçeceğiz şimdi de.